Abi TOG tutar mı, ne diyorsunuz? Nasıl bir proje, öngörüleriniz nedir? Yerli olup olmadığından emin değilim. Yani montaj mıdır yoksa tüm parçaları bir araba deyip geçmeyin. İçinde bir sürü aksamı var. Yani parçalarının çoğusu mecburen tabii üretmediğimiz için dışarıdan. Montaj gibi olur. Hepsi. Bir tanesi değil, hepsi. Ona tam anlamıyla yerli denir mi denmez, bir kere onu belirlememiz lazım. Abi eğer öyleyse tutar, olur. Fiyat 450 bin lira diyor abi. 450 bin lira motosiklet yok ya. Ne diyor? Abi 1 milyon diyor. Ne 450 milyon? Öyle dedi. Dün 450 en düşük. En azı 1 milyon abi, de şu anda 1 milyon. Mart'a kadar enflasyon yani katlarsa ki evet, katlayacak. Müjdeler geliyor ya üst üste. Yani bu şekliyle baktığımız zaman evet, başka bir şey söylememize gerek yok. Yani bakmadım, henüz bir fikrim de yok. Çok sıcak gelmiyor bana açıkçası. İnandırıcılığı mı yok? Yoksa yani nasıl anlatayım, bir sürü elemanı var ve her birisi bir taraftan gelmiş. Dolayısıyla kendince bir çizgisi olmayacak gibi geliyor bana. Kimler alır peki bu arabayı sizce? Kimler alır? İş adamları alır, parası olanlar alır, yatırımı olanlar alır. Bizim gibi emekliler ne alabilir ki? Niye biz 1 milyon alıyoruz? 1 milyon alamayız biz, paramız yetmez. Yetmez. Niye biz 1 milyon alıyoruz? Bizim malımızı biz niye 1 milyon alıyoruz? Ya 500 bin, 400 bin olsaydı da bütün herkes... Ben ona benim demem. Vallahi fiyatları yüksek diye biliyorum. Türkiye'de onu alabilecek sayısı çok az diye düşünüyorum. Fiyatlar makul olsa belki tabii ki alınır. Yani neden alınmasın? Evet. Kendi ülkemizin ürettiği, katma değer getiren ürünleri neden almayalım? Ama fiyatların yüksek oluşu şu anki enflasyondan dolayı çok satılabileceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin yurt dışında yani kaç senedir bu işle uğraşan insanlar bunu bu kadarını daha yapamamıştı. Türkiye şu anda aniden birdenbire piyasaya böyle bir arabalar sundu yani. Çok güzel yani. Nasıl, sevindiniz mi yani? Tabii ki de sevindik. Hissettiniz mi biraz? Çok gururlandık yani. Yurt dışında Türkiye'nin arabasını kullanacaklar. Türkiye markası olacak bu. Brand olacak. Yani tabii ki de gurur duyacağız. Fiyatını indirirler mi ileride? 1 milyondan başlayacakmış çünkü. İleride mutlaka olacak böyle bir şeyler. Ama bu ilkin adımlar olduğu için normal diye düşünüyorum. Çünkü elektrikli arabalar piyasada zaten fiyatları belli. Evet. Bir de yurt dışından alıyor. Şu anda normal diye düşünüyorum. Seçim çalışması diye bir teori var. Muhalefet seçim çalışması olarak görüyor bunu. Fark etmişsinizdir. Oylamada hiç etki eder mi bu tip projeler? Sizce TOG projesi %1, %2 de olsa AK Parti'ye yaradı mı? Yaradı mı, yaramadı mı onu diyemem ben. Siyasetle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Yaradı mı diyelim, demeyelim de. Zaten hani seçim olsa da olmasa da öyle bir projemiz vardı diyelim yani. İnşallah. Binevi. İnşallah. Yani kim kazanırsa kazansın güzel, evet, projeler devam etmeli. Aynen. TOG arabasına bakabildiniz mi? Görmedim abi. Baktım televizyonda, gördüm de. Alabilir miyiz? 1 milyon civarı olacakmış. Sanmıyorum. Avrupa'ya bence satarlar ya büyük ihtimal. Öyle bir durum mu? Öyle bir durum var. Gurbetçiler mi çok alır? Gurbetçiler alır. Biz alamayız abi. Bizde yok. Türkistan'da yok. Vallahi biz hoşumuza gidiyor. Öyle devletimiz böyle güzel arabalar çıkarıyor. Hoşumuza gidiyor. Alabileceğiz mi? Nasıl? 1 milyon alırız tabii ya. Paramız var, her şeyimiz var. Alırız. Dış görünüşten gayet kaliteli. Bayağı güzel yapmışlar. İçi mi şit, full ekran. Mercedes gibi yarım ekran da değil, full ekran. Bakalım bize yansıyacak bütçe ne acaba? 1 milyon diyorlar efendim. Bence tahmini kafadan 2 milyonu, 1,5-2 milyonu vardır. O zamana kadar. Vardır, rahat vardır. Şu an BMW'ler, Mercedes'ler o fiyatlardan fazla, 1,5-2 milyonlardan sıfırları başlıyor. O da CHK'salar falan hani. Peki bu yedek parça işini falan oturtturacaklar mı? Abi çok zor gibime geliyor ya. Tamamen görüntü gibime geliyor da hayırlısı, inşallah yaparlar. Seçime de 3 ay kala çıkartıyorlar arabayı, gördün değil mi Mart'ta? Bak eğer çıkar ve ucuza verirlerse, öyle bir şey yaparlarsa ben de uyumu veririm. TOG marka araba gördünüz mü? Bir değerlendirme alabilir miyiz? Cumhurbaşkanı bekliyor, ben oraya gidiyorum. Tamam abiciğim, görüşürüz. Çok selam söyleyin. Rica ediyorum bir sokağa çıksın. Yani sonuçta Türkiye sanayi olarak bence gelişmekte olan bir şey. Evet yani kendisine de yeteceğini düşünüyorum ama tam olarak dediğim gibi kesin bir yorumda bulunamayacağım. Seçimi son olarak sorayım. Seçime etkiler mi bu TOG, yani seçim yüzdeliğini sizce partisel olarak? Ya öngörünüz. Etkileyebilir. Bir etkiler, büyük ihtimalle de etkiler. Proje diyorsun, etkiler. Evet, bir, ya proje olarak söylemiyorum ama bir kesimi etkileyeceğini düşünüyorum ama kesin bir şey de ya pozitif ya da negatif bir şey söylemek istemiyorum. Şu piyasaya göre bence yüksek fiyatlardan dolayı araba çıkma biraz zor olur insanlar açısından. 1 ile 1,5 milyon arası bir para. Vallahi bence yüksek bir fiyat. Hani bu piyasa, gerçi piyasaya göre yüksek değil ama insanlar açısından yüksek bir fiyat. Çünkü verilen maaşla ölçülen fiyatlar birbirine uyum sağlamıyor. Maalesef. Tutulur mu, tutulmaz mı? Tutulmaz diye söyleyeyim size. Ben arabayı beğendim aslında. Yani evet, tabii, bir, aynen, yani bir gurur. Aynen, bir gurur.
Yani baktığın zaman. Keşke söyledikleri gibi olsa. Tabii ki. Tok mu? Yani. Tok mu söylüyorlar? Tok, tok, tok. Her parçası dışarıdan geliyor. Türkiye mi icat etmiş oluyor onu? Biz mi icat ediyoruz onu? Satılır mı efendim peki? Satış 1 milyon civarı olacak. 1 milyon olan. 1 milyon alamaz kimse. Çoğu şirketler almış. Çoğu şirketler aşağı değil o. Ben sana söyleyeyim. 1,5'tan aşağı satılmayacak. Vatandaş değil de şirketler ya da gurbetçiler o tarz galiba ilk bir satışları olacak. Peki, şirketler almışlar. Bayağı şeyler var. Nedir o siparişler var. Bu TOK projesi. Abi bana hizmet etmiyorsa ben ne yapayım? Vatandaşta pozitif bir etki verip oyu arttırır mı sizce? Öngörünüz nedir? Yani oyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama ben gurur duyuyorum. Hani tamam yaptığı hatalar var, şeyler vardır, o ayrı mesele ama ben araba konusunda gurur duyuyorum. Bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Bunun arkasında durulursa bir 5 yıl sonra 10 yıl sonra çok daha farklı projeler olur ama tabii. Muhalefet ve hükümet şu tavrı sergilerse efendim hani biz yaptık biz gidince de diğeri olmayacak. Tabii. O zaman tabii, olmuyor. Tabii. Ya zaten bu projeye baktığınızda 30 sene öncesinden bu proje var. İnşallah öyledir efendim. 30 sene öncesinden var. Hep yazılmış, durdurulmuş, yazılmış, durdurulmuş bu arabalar baktığın zaman. Ha ben gurur duyuyorum. Güzel. Peki teşekkür güzel. Ederiz. Efendim TOK. Evet, satılır tamam. Mı? Proje nedir bakışımız? Vallahi şimdi bunu asgari ücretle alamaz. Çoğu parçası yabancı yani. İtalyan, İngiliz, Alman. Yani yerli değil yani bu araba. Peki satış 1 milyondan başlar diyorlar tahmini. Vallahi 1 milyondan başlıyorsa bunu asgari ücretli, emekli kesinlikle alamaz yani. Rüyasında bile göremez yani. Zannediyorum 1 milyonmuş herhalde. En az evet. Madem üretiyorsun yerli değil mi? Yerli üretiyorsun. Niye 1 milyona satıyorsun? Yani 250 binden sat, herkes binsin ama herkes binsin. Değil mi? Şimdi 1 milyon. Delikanlıca ama delikanlıca. Kim alacak? Zenginler. O zaman benim o zaman diyor ama bak çıkıyor diyor ki herkes için TOK üretiyoruz. Değil mi? Maalesef. Herkes için. Benim için üretmiyorsun alamayacağım. Abim için alamayacaksın. Öbür için alamayacaksın. 5 lira emekli maaşı alıyorum. Ben nasıl alacağım? 3-5 lira emekli maaşı alıyorum. Kim için üretiyor? Seçim çalışması olabilir mi? Ya şimdi bu 1 milyonluk arabayı ben yerli araba üretiyorum diye bana oy verin diyen eğer bunun üzerinde de hala oy alıyorsa ben o adamın alnından öperim. Helal olsun derim yani. Hala da veren varsa. Evet. 1 milyon. Peki öngörüleriniz nedir efendim? Seçime 7 ay kaldı. Artık en keskin viraja dönmek üzereyiz. Şimdi şu gene aşamazsak şu gene mi? Sandık başına gidip de bu solcu, bu sağcı benim dedem geçmişten beri. İşte şu yaramaz bilmem ne dersek aşamayız. Ama bilimsel olarak düşünürsek, dersek ki ya bu adam hakikaten devlet için, millet için, Allah kitap için bu adam gerçekten yapıyor. Bu kanıya varıp da ama araştırırsak, burada Allah burada Allah deyip kitap deyip de Allahu Ekber diyenler çok fazla, onu biliyoruz yani. Şu anki piyasa efendim maalesef karmakarışık. Tekrar kazanabilecek mi aynı isim? Ben, yoksa bak ben ne o tarafım ne bu tarafım. Ben harbi bir şey söyleyeceğim. Bu pazar seçim olsun. Ben %45 oyları var diyorum iktidara. Diyeceksin ki niye? İki taraf kafa kafaya gidiyor. Ya bizim milleti kandırmak kolaydır. Yani hiç kusura bakmasınlar. Hiç yarın EYT'ye verdim der. Diyeceksin. %40'ı %80 zam verdim der. %40 için bu adamdan başka kim verdi diyen çok oldu. Verdim der ki emeklerimiz çok çabuk kanar. Asgari ücret de 9000 küsur olacak. Tamam işte SSK'lıya bilmem de der ki sizin %40'ınıza %80 yeter ki ucunu göster. Doğru mu? Abi canım acıyor ya. Kimin acımıyor? Gerçekten canım acıyor ve son gücüm. Bak son gücüm buradan da söylüyorum 7 ay daha. O seçim günü Türkiye bir karar alacak ya abi. İzleyeceğim. Ben de şunu diyorum. İzleyeceğim. Bence seçim olmayacak. Her şey gönlün ucu olsun. Sağ olun abiciğim. Millet tok değil. Millet aç. O açıdan yani artık bunu sizi izliyorum. Çok da başarılı işler yapıyorsunuz. Sizi kutluyorum. Bu millet Atatürk'ü çok arar. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok arayacak. Daha iş işten geçmeden Atatürk'e dönsünler. Valla 1 milyon TL'ye ben alacağımı zannetmiyorum çünkü. Nasıl alacağız onu? Gene mi zenginler alacak abi bu arabaları ya? Ya zaten paran varsa adamsın Türkiye'de. Başka bir şansın var mı? Birazcık da şöyle vatandaşa yedirseler. 400-500 bin lira yapsalardı ne olacaktı abi? Onun maliyeti kurtarmaz ama şimdi. Ama milyar dolarları var abi. Ne normal arabalar 400-500 bin lira ya. Abi ne diyorsun bu projeye? Bu proje gider mi? Bu proje seçim projesi mi? Nedir senin? Gider bir şey olmaz. Türkiye'de evet, o kadar Türkiye'de o kadar çok zengin adam var ki alırlar hepsi. Hepsi alırım. Seçimi etkiler mi bu yüzdeliğini? Etkiler. Pozitif etkiler. Tabii pozitif etkiler. Ya her senelerin adamı 20 senedir bu Türkiye'nin nabzını çok iyi biliyor. Bir daha kazanır mı abi Tayyip Bey? Öngörünüz kesinlikle kazanır. Alternatif yok.
Peki efendim, sosyolojik olarak Tayyip Bey'in kazanmasını ülke kaldırabilir mi tekrar? Ya sosyolojik, psikolojik yok. Karşı adam yok ki şimdi. Meral Akşener'i tanıyor musun sen? Kaç yaşındasın? Hiçbirini tanımam efendim. Ben 65 yaşındayım. Onun ne olduğunu çok iyi bilirim. Kemal Bey'e karşı bakışınız nedir? Merak Kemal edin. Bey'den cacık olmaz. Yeni bir Sosyal Demokrat Parti gerekiyor. Halka inecek. Muharrem İnce mi diyorsunuz siz? Muharrem İnce'den bir cacık. Ümit Özdağ, o da. Ya onlar. Şu anki siyasetçiler hiçbir şey olmaz. Şu an Tayyip Erdoğan'dan başka kimse yok mu ya bu ülkede? Yok, yok. Maalesef yok. Türkiye'nin kaderi bu. Abi en son ben çıkacağım yani. Ya bilmiyorum vallahi yani. En son ben çıkacağım diye Cumhurbaşkanı abi. Yok şimdi Kemal Kılıçdaroğlu herifin Ankara şey Sakarya Savaşı'nın nerede olduğunu bilmiyor bu adam ya. Kılıçdaroğlu bu kardeşiniz kaldırdı dedi. Neyi kaldırdı ya? He, başörtüsü serbestliği mi? He he. Ya o kısımlar karma karışık. Ne olduğunu da anlamadık abi. Tayyip Erdoğan geldi 14 yıl sonra başörtüsü serbest oldu biliyor musun? Yani ya büyük sen, sinemanın sen, içindeyiz. Türkiye'de siyaseti bilmiyorsunuz ondan. Abi şunu merak ediyorum. Bakın tekrar soruyorum. Tayyip Bey bir daha kazanacak diyorsunuz. Doğru. Evet, evet. Kazandığı zaman da muhalefet yerle bir olur o zaman. Olması lazım. Karanlık aydınlığın en yoğun şey olduğu zaman karanlığın en pis zamandır. En çok karanlık çökecek ki millet kendini toparlayacak. Yeniden bir ayaklar yere basan, ne istediğini bilen. Abi karanlığın çökmesi için sen, bir daha Erdoğan'ı oyatacak mısın? Temel Karamollaoğlu'nu tanıyor musun sen? Bana onu deyince Sivas'taki konuşması geliyor. Ben Sivas merkez doğumluyum. Sivas merkez doğumluyum. O adam şimdi şu anda gelmiş şeyin yanında duruyor ya. Tövbe etmiş. Nereden? Tövbe etmiş. Oranın tövbesi kaplama. Abi dur ya. Adam bütün her şeyi dışarıdan almış. Yarın öbür gün üretim durdu. Niye durdu? Aynı Altay tanklar gibi motor alamıyoruz. E ne olacak abi? Sana nasıl yerli üretim ya? Öyle bütün parçalarını her yerden al, sonra adını yerli üretimde. Yerli marka diyebiliriz ama yerli üretimimiz yok hala abi. Yok. Peki efendim, bu seçime etkiler mi bu çalışmalar? Yok abi ya, sonuçta halka inmedikten sonra bu tok falan ne kadar etkileyebilir ki? Etkileyemez yani. Yani bir 400-500 bin lira olsaydı. Yok abi, zaten o tok alan kişiler zaten şu an AKP'ye oy veren kişilerdir ya. Yani ne yani, kendi seçmenini konsolide ediyor. Kendi seçmenine araba çıkarmış. Yandaşlarına 5-6 maaş alan kişiler alıyor onu. Kim alır abi 1 milyonluk arabayı, kim alır? Gururlanacaksak hep beraber gururlanalım. Tabii ki, aynen. Hepsi dışarıda mı? Aynen abi. Biz toplayalım, satışı hiç olmazsa tabii, yapalım. Tabii. Yani millete yerli milli demeden. Abi satış da vermezler bize ya. Ama şöyle bir durum biliyorsun var. Biliyorsun abi, şu an mevcut satabileceğimiz ürünlere bir ambargo altındaysak. Tabii. Tok gibi bir araba nasıl satabilirsin? Avrupa'ya mı satarız? Satarsın, Suriye'ye satarız. Onlar da aramız iyi değil. Şöyle bir durum var efendim, vatandaşların adı kadarıyla. Yani muhalif kesimde bu iş olsa bile, götürülse bile arada kesinlikle 50 tane amcaoğluna ihale vermişlerdir. O arabanın bir sibobu bile 80 tane ihaleyle gidiyor tarzında. Kesinlikle. Bir muhalefette bir görüş gördüm ben. Tabii, yani inanmıyorlar. Ya öyle tabii. Şu an zaten normalde kurucularından 5 kişi, 5 tane iş adamı değil mi? Girişimci. Evet. Bunun akabesinde de yan taşeronları falan bir sürü. Yine sermaye kendi cebinden, kendi yandaşına. Çalışan mesela bu sistem. 5 girişimciden biri ya da bu 5 girişimcinin 5000 tane elemanı var ya. Onlardan evet. Biri şöyle bir şey söyleyebilir mi sizce? Ne söyleyebilir? Tayyip Bey bence şu konuda hatalı. Düzeltse iyi olur. Demezler abi ya. Bak gene Tayyip Bey tutuyor. Tabii demezler. Diyemezler mi? Diyemezler abi. Kim diyebilir ya? Abi görmedim bugün bak haberde okudum. Devlet Bahçeli buraya geliyor. Türkiye'nin valisi, İzmir'in valisi gidiyor, havaalanına karşılıyor. Ya devlet diye bir şey kalmadı. Parti devleti oldu artık ya. Ya artık şimdi o açıdan, şimdi az önce arkadaşım da söylediği gibi kulak misafiri oldum. Hani kazanmasa da kazanacaktır bence. Ya %20 alsa da Tayyip Erdoğan yine bence o kazanır. Ya ülkenin gidişine bakar mısın yani? Vatandaş olarak tabii elinizden canım, hiçbir şey gelmez. Yani, abi gelmez. Ne yapabilirsin abi? Ancak muhalif partilerin liderlerini sağlamak. Onlara da o cesaret yok abi. Yani böyle yürekli bir adam ancak İmamoğlu gibi ben hakkımı yedirmeyeceğim diyecek, böyle dik duracak adam bir muhalefet olursa ancak o zaman gider. Yoksa böyle koyun gibi önüne her şeyine evet demekle bu seçim alamazlar abi. Görmüyor musun abi? Ya artık lafın bittiği yerdeyiz. Bir ilim valisi gidip bir muhalefet partisinin liderini karşılıyorsa... Yani orada Devlet Bahçeli diyecek ya, biraz onuru varsa sen ne işin var burada, hayırdır sen devlet valisisin, benim niye karşılıyorsun demesi gerekmez mi? Ki Devlet Bahçeli'nin de bu beklenirdi yani ya, baktığında kişiliğine. Çok üzücü bir bunu şey. Bunu diyemeyen bir adam da çıkıp artık demek ki her şey bitmiş abi, teslim bayrağı çekmişiz. Bu parti devleti olmak neden tehlikeli biliyor musun? Parti kaybederse ne olacak? Yani parti kaybederse zaten kaybetmeyecek o açıdan diyorum. Kaybetmeyecek. Ya 1923'lere döndük. Yani o zamanlar tek parti falan diyorlardı ya, işte 46'lara falan kadar. Şimdi o dönemin özlemini yaşayarak o dönemi yaşayalım diye çabası içerisindeler.
Anlatabiliyor muyum? Ama yani o dönemler sonuç itibariyle Cumhuriyet'in ilk kuruluşlu yılları. Hocam orası o, kuruluş. Yani o bir yani. Kaçınılmaz bir süreçti. Yaşanmış olan bir süreç. Demokrasi yani tabii aynen öyle. Sonraki zaten geçmiş. Yine o parti geçirmiş evet. Çoklu partiye. Hayır geçtiler bir de yenildiler verdiler. Yani bunu kim yapar? Aynen, aynen abi. Ya şimdi şöyle bir şey de tok falan diyorlar. Yani şimdi bir baksana abi adam 1938'de mi 40'a kadar ya 210 tane savaş uçağı ya pardon uçak üretilmiş evet. Bu ülkede. Evet, hatta evet. İran'a bir tane bağışlamışız, vermişiz yani o dönemde. Daha 1930'lardan bahsediyorum. 230 tane, 220 tane ne bir uçak üretilmiş o dönemlerde daha. Ya şimdi çıkmışsın. Amerika ile anlaşma olduğu için bozuldu. Ya tabii şimdi aynı şu an tamam övündüğümüz bir marka sadece. Üretim değil yani şu an bizim nasıl ki Peugeot, Renault, Ford markalarını üretimini yapıyorsak Bursa'da, Gemlik'te bilmem ne. Aynı keza bunun da üretimini o şekilde yapıyoruz. Bütün parçalar dışarıdan almış. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Söyleyeceğim bir şey varsa abi, cevaplayayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.